Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte coğrafi koordinat sistemi, yerel saat hesaplamaları konularını işleyeceğiz. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde neler var? Gelin hep birlikte göz atalım. Birinci kısım coğrafi koordinat sistemi dedik. Yani dünya üzerindeki bir merkezin nerede yer aldığını belirlerken kullandığımız kavramlardan bahsedeceğiz. Burada paralel kavramı, meridyen kavramı, enlem ve boylam kavramlarından bahsedip bunların özelliklerini ve bunların etkilerinden bahsetmiş olacağız. Sonraki süreçte yerel saat hesaplamaları yani birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkının 4 dakika olmasından yola çıkarak iki merkez arasındaki zaman farkını hesaplayacağız. Tabii ki de burayı biraz açmamız gerekecek ama öncelikle biz bunları işledikten sonra ne nereden ne çözmemiz gerekiyor derseniz aç Dinamo Soru Bankası kitabını bekliyorum. Şimdi Dinamo Soru Bankası kitabını açtın. Önceki haftalardaki soruları çözdüğünü varsayarak bugün biz sizlerle birlikte 3. bölüm doğal sistemlerin 3. bölümü koordinat sistemi ve konum mutlak ve göreceli konumu bir sonraki kısımda ama şimdi meridyen paraleller koordinat sistemi ve konum 39 40 47'ye kadar güzel güzel ders bittikten sonra çözüyorsun. Hemen şöyle kitabın içeriğinden de bahsetmemiz gerekirse kazanıma uygun hazırlamış olduğumuz bir kitabımız var şu anda karşınızda. Örnek model bir sorumuz var ardından çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Bölümlerimiz bittiğinde bölüm sonları tarama testlerimiz, boşluk doldurmalarımız, doğru yanlışlarımız bunların hepsini sizler için hazırladık ki sınavlarınızda güzel 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 yüksek notlar alın ve o sınıfta öğretmen desin ki Ahmet oğlum aferin iyi öğrenmişsin 100. Hadi bakın bu birinci kitabımızdı. İkinci kitabımızda da baktığımızda konu anlatımı soru bankası. Tabii ki de eksiklerin olabilir. Bu eksiklerini kapatmak için bu kitap tam senin başucu kitabın. Peki biz bugün neler işleyeceğiz? Hemen onu tekrar söyleyelim. Coğrafi koordinat sistemi, paralel meridyen, yerel saat hesaplamaları yani 36-38. sayfaları güzel güzel benle birlikte şu anda tekrar ediyorsun. Bittikten sonra hemen çoktan seçmeli test testleri de çözüyorsun. Takıldığın noktada kare kodu okutarak sorunun çözümünü de öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz dedikten sonra hadi bakalım paralel meridyen enlem boylam yerel saat yolculuğumuz başlasın. bir koordinat sistemi nedir dersek dünya üzerindeki bir yerin konumunu yani zaman ve yere ait özelliklerini belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Yani ben dünya üzerinde nerede yer alıyorum? Bura dediğim zaman buranın hem ekvatora göre bir uzaklığı var açı cinsinden hem de başlangıç meridyenine göre uzaklığı var açı cinsinden. İşte bu ifadeyi belirlediğimizde koordinat yani coğrafi koordinat sisteminden bahsetmiş oluyoruz. Peki burada öncelikle bizim bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Bunlardan birinci Kutup nedir dersek dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru hareket ediyordu ya bir kutup dediğimiz dünyanın en kuzeyinde ve en güneyindeki hareketsiz noktalardır bak burası 90 derece kuzey kutup noktası burası 90 derece güney kutup noktasıdır bu bir ikincisi. Ekvator. Nedir bu Ekvator? En geniş paralel dairesidir. Doğu-batı yönlü uzanan, kuzey-güney yönlü dünya iki eşit parçaya ayıran en geniş paralel dairesinin bu özel ismine biz Ekvator diyoruz. İşte biz kutup noktaları ile Ekvator çizgisi esas alınarak paralel ve meridyenler, bu paralel ve meridyenlerin bir araya gelmesiyle de koordinat sistemini oluşturmuşuz. E o zaman hadi bakalım paralel meridyen kavramları nelermiş onlardan da bahsedelim. Şimdi bizim paraleli bilmemiz için bir önceki kısımda ekvatoru hatırlamamız lazım. Ekvator başlangıç paralelidir ve doğu batı yönlü uzanıp dünyayı kuzey güney olmak üzere iki eşit parça ayıran en geniş dairedir. Ve ekvator başlangıç paralelidir bunu unutmayalım. Hemen şöyle şuraya diyorum ki ekvator başlangıç paraleldir. Ve ekvator çizgisinin kuzey kısmı bakın burası yön olarak kuzeydir. Ekvator çizgisinin kuzey kısmına yani kuzeyine biz yön olarak tabii ki de kuzey yarım küre. Güneyine ise yön olarak güney yarım küre ifadesini kullanırız. Ve unutma paralel daireleri ekvator çizgisine paralel olarak hangi yönde uzanır dersek ekvator çizgisi buydu. Buna paralel olarak uzatacaksam doğu batı yönlü uzanmak zorunda. Bunu da unutmayalım. Eğer ki kuzey güney yönlü uzanırsa bu paralel olmaz. Meridyen kavramı olur tamam mı? Bir diğer durum şu. Paraleller bir derece aralıklarla çizilir. E şimdi dikkat bir derece bunu aralıkla çiziyorsan bu bir derece, bu bir derece, bu bir derece, bu bir derece. O zaman hep bu aradaki mesafe sabit midir dersek tabii ki de sabittir. Ve ar ardışık iki paralel dairesi arasındaki mesafe dünyanın her yerinde yaklaşık tahmini olarak 111 kilometredir ve ben bu 111 kilometreden yola çıkarak herhangi iki merkez arasındaki kuş uçum mesafeyi hesaplayabilirim. O zaman ne diyoruz? Paralel daireleri yardımıyla mesafe hesaplaması yapabiliriz. Herhangi iki merkez arasındaki örnek vermemiz gerekirse aynı boylam üzerinde yer alan iki kent arasındaki paralel farkını 111 kilometre ile çarptı bu iki merkez arasındaki kuş uçumu mesafeyi hesaplayabiliriz. Ve en önemli özelliklerden bir tanesi Ekvator'dan kutup noktalarına doğru gidildikçe, istersen Kuzey Kutup noktasına doğru git, istersen Güney Kutup noktasına doğru git, paralel dairelerinin sevgili arkadaşlarım boyları kısalır. Ancak şunu unutma, dereceleri artar. Bak, 0 derece paralel Ekvator'da 15 30 45 60 75 diyorum. Bak, 60 derece paralelinin çevre uzunluğuna bak. 75 derece paralelinin çevre uzunluğuna bak. Gördüğün üzere paralellerin çevre uzunlukları kutuplara doğru gidildikçe kısaldı ama dereceleri artar. Ve kuzey yarım kürede benim çizebileceğim toplam 90 tane. Güney yarım kürede de gene aynı şekilde 90 tane paralel dairesi var. E bunların ikisini toplarsam totalde 180 tane paralel dairesi yer almaktadır. E biz biraz önce ne dedik? Paralel yardımıyla neyi bulabiliriz? Ardışık birer derecelik paraleller arasındaki kuş uçumu mesafenin 111 kilometre olmasından yola çıkarak o zaman iki merkez arasındaki kuş uçumu mesafeyi hesaplayabiliriz sevgili arkadaşlar. Bak gerçek mesafe demiyorum. Kuş uçumu mesafe diyorum. Peki nedir yahu bu kuş uçumu mesafe? Çünkü bolca duyacaksın. Mesela burada böyle bir arazimiz olsun. Tamam mı çocuklar? Şimdi bu arazinin gerçek uzunluğunu hesaplayabilmem için buradan başlarım böyle devam ederim. Buradan böyle devam ederim. Buradan devam ettiğimde bu bu alanın gerçek mesafesidir. Yani en doğusuyla en batısı arasındaki gerçek mesafesidir. Kuş uçun mesafeyi nasıl hesaplayabilirim? Hiçbir engele takılmadan dümdüz bir şekilde bu alanın en doğusuyla en batısına giderim. Bak ne oldu? Dümdüz gittim. İşte sevgili arkadaşlar bu kuş uçumu mesafedir. İşte biz paraleller yardımıyla iki merkez arasındaki tahmini kuş uçun mesafeyi hesaplayabiliriz. Hangi bilgiden? 111 kilometre olmasından. Bak buraya. Ekvator dedik. Kuzey yarım küre, güney yarım küre. Ben mesela aynı yarım küredeki iki tane merkezin kuş uçun mesafelerini hesaplamak istiyorsam büyük derece ile küçük derece arasındaki farka bakmam lazım. Yani burada A eksi B dedim. Niye? İkisi de kuzey yarım kürede. Bulduğum farkı 111 ile çarparsam AB arasındaki kuş uçun mesafeyi bulabilirim. Gene aynı yarım kürede yer alan bakın burada güney yarım kürede DC merkezleri var. Bunların arasındaki kuş uçun mesafeyi hesaplamak istiyorsan D'den C'yi çıkardıktan sonra 111 kilometre ile çarp ...ve CD arasındaki kuş uçun mesafeyi hesaplarım. Ancak dikkat edin, B ile C arasındaki kuş uçun mesafeyi hesaplamak istiyorsam... ...biri ekvatorun kuzeyinde, biri ekvatorun güneyindedir... ...ve farklı yarım kürelerde olan merkezler arasındaki paralel farkını toplayarak bulurum... ...ve bunu da 111 kilometre ile çarparak sonuca ulaşmış olurum. O zaman hadi bakalım bu bilgiyi uygulayalım. Diyor ki soru bize... 50 kuzey paraleli üzerinde bulunan A merkezi ile 10 derece kuzey paraleli üzerinde bulunan B merkezi arasındaki kuş uçuşu mesafe kaç kilometredir diyor. Şimdi ikisi de bak dikkat 50 kuzey demiş 10 kuzey demiş. O zaman ikisi de kuzey yarım kürede yer alıyor mu? Yer alıyor. E bir dünya haritası çizip bunu şöyle gösterelim sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle şuraya geldim 0 derece ekvator diyorum. Birinci merkezim 50 derece kuzey paraleli üzerinde. E 50 derece kuzey paraleli burada. Hemen çiziyorum ki unutmayayım. 10 derece kuzey paraleli burada. O zaman geldim şöyle 10 derece kuzey paralelinde buraya çizdim ve bana diyor ki bu iki merkez arasındaki kuş uçun mesafe tahmini olarak kaç kilometredir? E ben, ben bakıyorum. O zaman A dediğim 50, e, B dediğim 10. E ne yaptık? A eksi B dedik. 50 derece eksi 10 derece diyorum. Bu iki merkez arasında 40 tane paralel dairesi geçiyor. E bunu sonra ne yapıyorum? 40 çarpı 111 kilometre diyorum. E o zaman sorumun doğru cevabı ne olmalı? 4.440 kilometre olmalı diyoruz. AB arası kuş uçum mesafe 4440 kilometreymiş. Sorulara devam. Bakıyoruz ikinci sorumuza. A merkezi 20 derece güney paraleli üzerinde yer almaktadır. Daha kuzeyde olan B merkezi ile arasında 6771 kilometre kuş uçum mesafe vardır. Buna göre B merkezinin paralel derecesi nedir diyor. Bak böyle sorular geldiğinde hiç korkma çekinme bir tane dünya haritası çiz. Yani bir tane dünya çiz tamam mı? Dünyayı çizdiğinde başlangıç paraleli olan ekvatoru belirle ve A merkezi 20 güney paraleli üzerinde yer alıyormuş. Hemen şöyle A merkezini 20 derece güney paraleli olarak şöyle belirle. Ve diyor ki daha kuzeyde olan o zaman B merkezi daha kuzeyde mi? Ve B merkezi ile arasında 6771 kilometre mesafe var mı? O zaman kaç tane paralel dairesi geçtiğini bu mesafeyi 111'e bölerek bulabilirim. Hemen şöyle 6771 kilometreyi 111 kilometreye bölüyorum. 6'da 111 olmaz. 67 111 olmaz. 677 de 111 6 keredir. O zaman burası 666 yaptı. 7'den 6 çıktı 1. 7'den 6 çıktı 1. 6'dan 6 çıktı 0. Buradaki biri aşağıya indirdim. 111'de 111 bir kere var. Bir kere 111 111. O zaman ne yaptı? 61 derecelik fark var. Bakın şimdi bu 20 derece güney paraleli üzerinde. Ve bu iki merkez arasında 61 tane paralel farkı var mı? Bak bu 20 derece güneyde. O zaman C 20 derece güney. E kuzeye 61 çıkmam için ikisini topladığımda 61 yapması lazım. O zaman diğer merkezimin bulunduğu kısım nedir dersek 61'den 20'yi çıkardığımızda 41 derece kuzey paraleli olarak bulurum. B merkezini. Topla ikisini 61 çarp 111 ile 6771 kilometre yaptı. Geldik bir diğer soruya. 10 derece kuzey paraleli üzerinde bulunan merkezden saatte 555 kilometre hızla bir uçak 8 saat güneyde güneye doğru hareket etmiştir. Yolculuk sonunda bulunduğu paralel derecesi kaçtır? Gerçekten çok şahane, güzel, müthiş, leziz bir soru. Hadi bakalım gelin bu güzel soruyu hep birlikte çözelim. Şimdi hemen gene 0 derece başlangıç paralelimi koydum. 10 derece kuzey paraleli üzerindeyim. Ve 10 derece kuzey paraleli üzerinde saatte 555 kilometre hızla 8 saat güneye doğru hareket ettik mi? O zaman aşağıya doğru gittik. Yukarıdaki mesela 30 kuzey, 60 kuzey, 70 kuzey verirse soruda yanlış. Niye? Güneye doğru iniyor. Ve bak saatte 555 kilometre hızla güneye iniyorsam. 500 55 kilometreyi 111'e öncelikle bölerim. Niye? Her bir saatte kaç tane paralel derecesini geçtiğini hesaplamak için. 5 kere var mı? 5 kere 111, 555. O zaman ne yaptı? Her bir saatte 5 tane paralel geçiyor mu? 8 saatte o zaman 8 çarpı 5'ten 40 tane paralel dairesi geçtiğini söyleyebilir miyim? Söylerim. E 10 kuzey burasıydı. E güney yarım küre E 40 eksi 10 ne yapacaktır? 30 yapacaktır. O zaman bulunduğu kısım 30 derece güney olarak karşımıza çıkmakta. Paralel yardımıyla biz ne yaptık? Mesafe hesapladık. Enlem nedir dersek, paralel ile açıklayamadığımız kısımlardır. Ne demektir? Tanıma bakalım. Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın Ekvator dediğimiz başlangıç paraleline olan uzaklığının derece, dakika, saniye cinsinden ifadesidir. Bak şunu unutma. Enlemde hem derece kullanırsın, derece aralıklarındaki dakikaları ve saniyeleri de hesaplarsın ki dünya üzerinde tam nerede yer alıyorum bunu bulabileyim. Mesela ne demişiz biz Ankara'nın enlem Derecesi, 39 derece 57 dakika kuzey olarak ifade edilir. Ve şöyle bir ifade var. Her paralel dairesi bir enlemdir ama her enlem bir paralel değildir. Çünkü paraleller ne yapıyordu? Bir derece aralıklarla çiziliyordu. Onu da unutmamış olalım. Ve bize genel itibariyle enlemle ilgili ifadelerde Ekvator'dan kutuplara doğru gittiğimizdeki değişimler olarak söyler ve bu enlem etkisidir. Gelin bakalım. 1. Güneş ışınlarının geliş açısı enlem etkisine bağlı olarak Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe daralır diyebiliriz. E biz bunu dünyanın şeklinde görmüştük. O zaman dünyanın şeklinde kutuplara doğru gittiğimizdeki meydana gelen durumların alayı enlem etkisinde açıklayabileceğimiz durumlardır diyebiliriz. Mesela diyor ki cisimlerin gölge boyları kutuplara doğru gidildikçe uzar diyebiliriz. Sıcaklık değerleri kutuplara doğru gidildikçe azalır. Deniz ve okyanuslardaki buharlaşma miktarı kutuplara doğru gidildikçe azalır. Deniz ve okyanusların buna bağlı olarak meydana geldiği tuzluluk oranı kutuplara doğru gidildikçe azalır. Yani biz bunları aslında dünyanın şeklinde söyledik. Kalıcı kar alt sınırı, yerleşme üst sınırı ve orman üst sınırı kutuplara doğru gidildikçe alçalır diyebiliriz. Bak burada gördüğün kütle önemli değil. Ne kadar yüksekte ne kadar alçakta görüyorsun bu benim için önemli. Bitki örtüsü kuşaklar oluşturur ve yürütülen ekonomik faaliyetler değişiklik gösterir diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar bizim bilmemiz gereken bazı özel enlemler var. Nedir dersek mesela 66 derece 33 dakika kuzey enlemi ve 66-33 dakika güney enlemi. Bunlar kutup daireleri olarak geçer. Kuzeydeki kuzey kutup dairesi, güneydeki ise güney kutup dairesidir. 23 derece 27 dakika kuzey, 23 derece 27 dakika güney enlemleridir. Bunlar ise güneydeki oğlak dönencesi, kuzeydeki yengeç dönencesiydi değil mi? Mesela 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeç dönencesine, 21 Aralık tarihinde güneş ışınları oğlak dönencesine dik açıyla geliyordu. Bunları işte eksen kısmında kullanmıştık ve şunu unutma bazı ifade de alçak orta yüksek enlemler diye bir kavram gelir karşına. Eğer ki 66 derece 33 dakika ile 90 derece enlemleri arasında yer alıyorsan burası yüksek enlemlerdir. Yani burası aslında kutup kuşağıydı değil mi? Matematik iklim kuşaklarında buranın kutup kuşağı olduğunu söylemiştik. Eğer ki sen 23 derece 27 dakika enlemi ile 66 derece 33 dakika enlemleri arasında yer alıyorsan orta kuşak olarak karşımıza çıkar. Eğer ki sen 23 derece 27 dakika enlemleriyle ekvator arasında yer alıyorsan burası da tropikal kuşaktır. Yani burada o zaman şunu bilmem lazım. Tropikal kuşak alçak enlemler, orta kuşak orta enlemler, kutup kuşağı ise yüksek enlemler olarak karşımıza çıkmakta. Geldik şimdi enlem etkisine bağlı olarak meydana gelen durumlara örnekler vermek. Nasıl? Gelin bakalım. Brezilya'da sıcaklığın yıl boyunca Norveç'ten daha yüksek olması. Hayda, Brezilya nerede? Norveç nerede? Nasıl bileceğim? Şöyle bileceksin. Hadi ben seni bekliyorum biraz açıklamak için. Bir tane atlas al karşına ve Harita üzerinde işaretli benim verdiğim yerlerin nerede yer aldığını da sen de bak tamam mı? Brezilya'da sıcaklık yıl boyunca Norveç'ten daha yüksektir. Bunun enlem etkisiyle açıklanabilir bir tarafı var mı derseniz iki merkezin dünya üzerindeki konumuna bakmam lazım ama her şeyden önce Ekvator çizgisi nereden geçiyor onu bilmem lazım. Bakın şurada Endonezya, Malezya, Gine adaları var ya. Bak bu adaların bulunduğu yerden şöyle dümdüz bir hat çek karşıya ve burası 0 derece enlemidir. Yani burası nedir? Özel ismi başlangıç paraleliydi. Ekvatordur. Şimdi bakıyorum Brezilya nerede? Brezilya tam burada. Norveç nerede? Norveç demiş. Norveç de tam burada. Brezilya Norveç'e göre daha sıcaktır. Evet doğru. Niye? Ekvatora yakın, ekvator uzak. O zaman biz biraz önce ne dedik? Biraz önce dedik ki enlem etkisine bağlı olarak sıcaklık değerleri ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır dedik. Doğru mu ifade doğru? O zaman bunu enlem etkisiyle açıklayabilirim. Devam ettim. Kızıl Deniz'in Akdeniz'den daha tuzlu olması. Hayda, Kızıl Deniz nerede? Akdeniz nerede? Dersen bundan sonraki süreçte bu ifadeleri bolca duyacaksın. Kızıldeniz tam burada sevgili arkadaşlar. Akdeniz nerede dersek tam burada. Hangisi ekvatora daha yakın? Tabii ki de Kızıldeniz. Kızıldeniz o zaman Akdeniz'e göre daha mı tuzlu? Evet daha tuzlu. O zaman ben bu ifadeyi de gene enlem etkisiyle açıklayabilirim. Devam ettim. Endonezya'da kalıcı kar sınırının Rusya'dan daha yüksek olması. Endonezya nerede? Burada. Rusya nerede? Burada. Kocaman uzun geniş bir ülke sevgili arkadaşlar ama görüldüğü kadar da geniş değil. Bunu da sonraki kısımlarda anlatacağız. E, tabii ki de Endonezya'da kalıcı kar Rusya'dan daha yüksektir. Bunu neyle açıklayabiliriz? Enlemle açıklayabiliriz. 21 Haziran tarihinde Hindistan'ın Avustralya'dan daha sıcak olması. Hindistan nerede? Burada. Avustralya nerede? Burada. 21 Haziran tarihinde Hindistan'ın Avustralya'dan daha sıcak olmasını Enlem etkisiyle açıklayamam. Neden açıklayamam dediğimde şundan dolayı. Bakın arkadaşlar 21 Haziran tarihinde güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine dik açıyla gelir. Yengeç dönencesine dik açıyla geldiği için bu eksen eğikliyle ilgili bir ifadedir. O yüzden bu enlem etkisiyle çelişir. Devam ediyorum. Kanada'nın doğu kıyıları. Kanada nerede? Burada. Doğu kıyıları burası. Batı Avrupa kıyılarından daha soğuktur. Batı Avrupa kıyıları burada. Bak şimdi dikkat. Enlem etkisiyle çelişen durumlarda konumları bildin. Verdi sana. Hatça çekiyorsun. İkisi de aynı enlem üzerinde mi? Evet ikisi de aynı enlem üzerinde. Sıcaklıklarının normal şartlarda aynı olması lazım. Çünkü ikisi de deniz kıyısında. Ama diyor ki Batı Avrupa Kanada'ya göre daha sıcak diyor. Bunun temel sebebi nedir dersek bunun temel sebebi okyanus akıntıları. Burada Kanada'nın doğu kıyılarında etkili olan Labrador soğuk su akıntısı. Batı Avrupa'da ise etkili olan Gulf Stream dediğimiz sıcak su akıntısı. ...iki kıyıda aynı enlem üzerinde yer alan merkezlerin sıcaklık değerlerinin farklı olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. 21 Mart tarihinde Mısır'da cisimlerin gölge boyunun Alaska'dan daha kısa olması diyor. E 21 Mart'ta güneş şınlara ekvatora dik açıyla geliyordu. Mısır nerede? Burada. Alaska nerede? Burada. E tabii ki de Mısır'daki cismin gölge boyu Alaska'dan daha kısadır. Bunu da gene enlem etkisiyle açıklayabiliriz. Kış mevsiminde Sinop'un Ankara'dan daha sıcak olması. Sinop nerede? daha kuzeyde. Ankara nerede? Daha güneyde. E bu şartlar altında Ankara'nın Sinop'tan daha sıcak olması gerekmez mi enlemle açıklayabilmem için? Gerekir. Ama bana Sinop Ankara'dan daha sıcaktır diyor. O zaman bu ifadeyi enlem etkisiyle açıklayamam. Denizellik karasallık ifadesiyle açıklayabilirim. Antalya'nın Erzurum'a göre daha sıcak olmasını enlem etkisiyle açıklayabilirim sevgili arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Geldik meridyen kısmına. Meridyen nedir dersek? Bizim hareketsiz kalan kutuplarımız vardı ya bir kutuptan diğer kutup noktasına giden ve paralel dairelerini dik açıyla kesen Hayali yarım çemberleri biz meridyen yayları deriz. Meridyen bir yaydır bunu unutma tamam mı? Meridyenlerin özelliklerine baktığımız zaman başlangıç meridyeni Grimmiştir Sevgili arkadaşlar İngiltere'nin Londra kentinden geçer. Ve meridyenler de paraleller gibi bir derece aralıklarla çizilirler. Greenwich'in doğu kısmına sağ tarafına doğu yarım küre, sol tarafını ise batı yarım küre deriz. Ve Greenwich'in doğusunda toplam 180, batısında da 180 olmak üzere totalde 360 tane meridyen yayımız var. Ama ekvatorun kuzeyinde 90 güneyinde 90 olmak üzere toplam 180 tane paralel dairemiz vardı. Burada ise 180 doğu yarım kürede 180 batı yarım kürede 360 tane meridyen yayımız vardı. Ve unutma aynı meridyen yayı üzerinde bulunan tüm noktaların yerel saatleri aynıdır. Ve bütün meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir ama... Ardışık birer derecelik meridyenler arasındaki mesafe kutuplara doğru gidildikçe daralır ancak zaman farkı sabittir diyebiliriz. Geldik şimdi meridyenlerle ilgili o söylediğimiz ifadeleri biraz açmaya. Ne dedik biraz önce? İki meridyen arasındaki uzaklığın ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmasına rağmen ...4 dakikalık zaman farkı değişmez. Bak buraya dikkat. Ekvatordaki iki meridyen arasındaki kuş uçun mesafesi 111 kilometredir ki... ...sadece burada. Kutuplara doğru gidildikçe iki meridyen arasındaki mesafe daralıyor. 96-56 kilometre olarak değişiyor. Ama bu iki meridyen arasındaki zaman farkı her yerde 4 dakika. Peki bunun temel sebebi nedir? Hadi bakalım bunu biliyor musunuz? Gelin hep birlikte bakalım. Tabii ki de sevgili arkadaşlar dünyanın dönüşünden meydana gelen bir hız vardı... Biz bu hıza çizgisel hız diyorduk. Ve çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Ve buna bağlı olarak sevgili arkadaşlar iki meridyen arasındaki zaman farkı da sabittir. Bir de şu ifade var bunu da unutma. Anti meridyen. Anti meridyen dediği bir meridyen yayını tam daire yapan karşısındaki meridyendir. Nasıl dersek mesela 30 derece doğu meridyeni olsun. Bunun anti meridyeni bu mesela 30 derece doğu meridyeni olsun. Bunun anti meridyeni tam karşısında ve Bunlar birbirini 180'e tamamlar. Tamamla 180'e 150 derece. Doğudaydın batıya geçtin böyle 150 derece batı diyebilirsin. Ya da mesela diyelim ki 20 derece batı meridyeni diyorum. Bunun anti meridyeni nedir dersek tamamla 180'e 160 derece. Batıydı yaz doğu geç tamam başka hiçbir şey yapma bu ifadeyi böyle bilmiş ol. Geldik boylama. Boylam nedir? Enlemle ilgili ifadedir. Enlem neydi? Herhangi bir merkezin ekvatoru olan uzaklığının açı cinsinden değeriydi. Boylam ise Greenwich'e olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Ve boylam ifadelerinde de gene ne kullanılır? Derece, dakika ve saniye ifadeleri kullanır. Hemen iki çizginin saniye olduğunu, tek çizginin dakika olduğunu ve dairenin de ya da sıfırın da derece olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada işte mesela Ankara demiş ki 32 derece, 53 dakika, 15 saniye doğu boylamında yer alır. Yani başlangıç meridyeninin doğusunda yer almaktadır diyebiliriz. Boylam etkisi ise yerel saat üzerinde etkilidir. Ve birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı nedir dersek hemen şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. 4 dakikadır. Peki bu nereden gelmiştir dediğimizde şuradan geliyor. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini 24 saatte tamamlıyor mu? Tamamlıyor. Ve 24 saatte totalde 360 tane meridyen yani boylam derecesi geçiyor mu? Geçiyor. Her bir saatte kaç tane boylam derecesi geçer? 15 tane boylam derecesi geçer. Hemen şurayı da meridyeni şöyle yapayım. Boylam diye yazayım daha iyi bilebilirim. Şimdi bir saat nedir? 60 dakikadır. E 60'ı 15'e bölersem her 4 dakikada 1 derecelik boylam geçiyor mu? İşte o birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkının 4 dakika olması burayla ilgili bir durumdur diyebiliriz. Geldik şimdi yerel saat hesaplamaları. Yerel saati neye göre belirliyoruz dersek güneşin ufuk düzlemindeki konumuna göre belirleriz. Peki nasıl belirleyeceğiz bunu dediğimizde şöyle. Eğer ki herhangi bir merkezde güneş en tepedeyse. C'est bu yerel saat ile 12'dir arkadaşlar. Ve unutma bu merkezdeki gündüz süresinin yarısı yaşanmış olur. Bak tamam mı? bu çok önemli bir ifade. Yerel saatle 12 olduğunda gündüzün yarısı yaşanmış olur. Ve 12'den sonra güneşin batmaya kadar geçtiği süreçte ise diğer yarısı yaşanmış olur. Ve biz yerel saati nerelerde kullanıyoruz? Namaz vakitleri, iftar, sahur vakitlerinde kullanmaktayız. Nasıl? Iğdır iftarını açtığında Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan sizler ne yapmıyorsunuz daha bekliyorsunuz değil mi? Bu işte ifade yerel saate göre belirlenir ve şunu unutma doğuda her zaman yerel saat ileridir. Çünkü doğuda güneş erken doğar ve erken batar. Ancak batıda ise yerel saat daha geridir sevgili arkadaşlar. Çünkü batıda güneş geç doğar ve geç batar doğuya göre. Bunu da unutmamış olalım. O zaman hadi gelin hep birlikte burayla ilgili biraz soru çözelim. Diyor ki 46 derece doğu boylamında yerel saat 11.20 iken aynı anda 15 derece doğu boylamında yerel saat kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar böyle sorular geldiğinde karşına şunu yapmalısın. Şöyle bir hat çiz. Çizdin hattı. Hatta çizdikten sonra merkezleri doğu ya da batıya göre yerleştir. Şimdi ikisi de doğu yarım kürede mi? Doğu boylamı diyor sonuçta. E şimdi sıfır o zaman şu tarafta kalır. Burası doğu yarım küre olarak düşün tamam mı? Şimdi birincisi 15 derece doğu boylamı. Burada yer alacak mı? Yer alacak. Diğeri 46 derece doğu boylamı. E bu da burada yer alacak mı? Alacaktır. Ve 46 doğu boylamının yerel saati 11.20 mi? Ve bana 15 doğu boylamındaki saati istiyor. Bak buraya dikkat et. Ne dedik biz biraz önce? Ne tarafa doğru gidiyoruz? sol tarafa yani batıya doğru gidiyoruz. Batıya doğru gidersek yerel saat daha geridir. O zaman şunu unutma. Bu saatten daha geri bir saat olması lazım. Nasıl bulacağım? Burada şunu yapmam lazım. Öncelikle iki merkez arasındaki boylam farkını almam lazım. Nasıl alırız bu boylam farkını? 46 dereceden 15 dereceyi ne yaptık? Çıkardık. Kaç boylam farkı var? 31 derecelik boylam farkı var. E birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı 4 dakikaydı. O zaman 31 ile 4 dakikayı çarparsak ne yaptı buradan? 4 kere 1, 4, 4 kere 3 12. 124 dakika yaptı. 124 dakika daha yerel saati geridir diyebiliriz değil mi? 124 dakika nedir? 2 saat 60 60. 120 dakika ve 4 dakika yaptı mı? Bunu da şöyle buluyoruz hemen gösterelim. Şimdi 124 dakika dedik ya 124 dakika 60 dakikayı bölersem 2 kere var 60 çarpı 2'den 120 dakika 004 kaldı. Yani 2 saat 4 dakikalık bir zaman farkı var ve daha daha geride. 11.20 2 saat git 10.20 09.20 4 dakika daha geri gel 09.16 yapar. Buranın yerel saati sevgili arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. 60 batı boylamında yerel saat 18 iken aynı anda 20 doğu boylamında yerel saat kaçtır diyor. Gene buradaki gibi hat çiz, tamam mı? Üşenme. Bakıyorum biri batı, biri doğuda. O zaman Greenwich'i tam ortaya koy. Hemen şöyle şuraya sıfır Greenwich yaptım. 20 doğu o zaman bu tarafta. 20 derece doğuyu buraya yazıyorum. 60 batı bu tarafta. 60 derece batıyı da buraya yazdım. Ve bana 60 batıda yerel saatin 18.00 olduğunu söylemiş ve 20 derece doğuda saat kaçtır diyor. Ve bu sefer ne yapıyorum? Daha doğuya gidiyorum. O zaman doğuya gidersem yerel saatim 60 batıya göre daha ileride olur. Çünkü doğuda yerel saat batıya göre her zaman daha ileridir. Evet devam ettim sevgili arkadaşlar. Buradaki diğer ifadelere bakalım. Şimdi benim yapmam gereken burada boylam farkını almak. Alıyorum 0'dan 60'a kadar. 60 tane burada boylam farkı var mı? Var. E burada 0, 20. 20 tane de burada boylam farkı var mı? Var. 60 artı 20 yaparım. Ha o zaman şunu unutma. Eğer ki iki merkezim aynı yarım kürede yer alıyorsa Dikkat burası çok önemli bir bilgi İki merkezim aynı yarım kürede Doğu yarım kürede yer alıyorsa Bunları ne yapıyorum farkı bulmak için çıkarıyorum Ama biri batı yarım kürede Biri doğu yarım kürede yer alıyorsa Bunlar arasındaki boylam farkını bulmak için Topluyorum 60 artı 20 80 derecelik bir boylam farkı var 80 derece çarpı 4 dakika Eşittir 320 dakika yapar E 320 dakikayı ne yapacağım Hemen 60'a böleceğim 320 dakikayı 60'a bölersem 5 kere 60 300 yapar Hemen şöyle çıkardım. Burada 20 kaldı. Yani 5 saat 20 dakikalık bir zaman farkı var mı? Var. Nasıl ama? Şimdi burada saat 18. 5 saat 20 dakika daha ileride. 18'e 5 saat ekle. Yani 6'ya 5 saat eklediğin zaman 11 yapar. Yani 23 yaptı. 20 dakika daha ekle. O zaman buranın yerel saati 23. 20 yapar. Geldik bir diğer soruya. 30 derece doğu boylamında yerel saat 09 iken yerel saatin 11 olduğu boylam hangisidir diyor. Hayda. O zaman çizelim hemen. 30 derece doğu boylamında 9'muş ve saat 11 diyor. O zaman daha doğuda olması gerekmez mi? Çünkü doğuda yerel saat daha ileridir. O zaman hemen şöyle çiz hattını. Greenwich'i şuraya çiz 0 derece. 30 doğu boylamını buraya çiz. Çünkü doğu yarım kürede. Ve diğer merkez ona göre daha iyi doğu yarım kürede değil mi? Burası 0900 00 mı? Ve buranın saatinin 11 olduğunu söylemiş. Bize bu sefer tam tersten gitmemizi istiyor. O zaman bu iki merkez arasındaki zaman farkına bakarım. Kaç saatlik zaman farkı var? 9 10 11 2 saatlik zaman farkı var mı? Var. E 2 saat nedir? 120 dakika değil mi? 120 dakika kaç boylam farkında bulabilirim? 4'e böldüğüm zaman bulabilirim. 120'yi 4'e böldüğüm zaman 30 tane boylam farkı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. E burası 30 doğuydu. 30 boylam farkı olması için buranın 60 derece doğu olması lazımdı. Bu sorunun Türkçe meali şudur. 30 derece doğu boylamında yerel saat 09 iken 60 doğu boylamında yerel saat kaçtır? Saat 11'dir. Diğer ifadesi de böyledir haberiniz olsun. Geldik bir diğer soruya. 21 Mart tarihinde 25 derece doğu boylamında güneş 07.05'te doğarsa aynı gün 20 batı boylamında saat kaçta batar? Hayda bu soru nasıl bir soru? Güzel bir soru ama burada dikkat etmemiz gereken önemli ifadeler var. Şimdi verilen merkezleri şöyle yapıyorum çiziyorum gene tamam mı? Şimdi biri demiş ki 25 doğu boylamı, biri demiş 20 batı boylamı. O zaman Greenwich'i tam ortaya koyar mıyım? Koyduğum sıfırı. 25 doğu boylamı burada mı? 25 derece doğu boylamı diyor. 20 batı boylamı burada mı? 20 derece batı boylamı da burada. Ve 25 doğu boylamı da güneş 0705'te doğuyor mu? Ve bana burada diyor ki kaçta batar diyor. Ha şimdi nasıl olacak bakalım. Şimdi bu tarihi sana bilerek verir. Eğer ki bir soru kökünde sana Ekinoks tarihini verirse bir yerde güneşi doğurur, diğer yerde batırır. Tamam? Mı? Bak bunu unutma. Sana ekinoks tarihini verirse bir merkezde güneş doğarken diğer merkezde güneş batmak zorundadır çünkü soruyu böyle soracak sana. Peki biz böyle bir soruyu nasıl yapacağız? Çok basit. Şimdi ekinoks tarihlerinde dünya üzerindeki tüm noktalarda 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanıyor mu? Yaşanıyor. O zaman burada 07:05'te güneş doğuyorsa 12 saat sonra batmaz mı? 12 saat eklersek. 19 05.00'de güneş battı mı? Battı. Dikkat. Şimdi ben daha batıya doğru mu gidiyorum? Batıda güneş geç doğar, geç batar. Bak tekrar söylüyorum. Batıda güneş geç doğar, geç batar. O zaman burada 19.05'te güneş batıyorsa, burada daha geç saatte batacaktır. Bak bana burada yerel saati sormuyor. Kaçta batar diyor tamam mı? Batması için daha geç olması lazım. Ne kadarlık süre? Farka bakarım. 25 boylan burada fark var. 20 boylan burada fark var topladım ikisini 45 derecelik boylam farkı var. 45 çarpı 4 dakika dersem 180 dakika yapar. 180 dakikada 3 saat demektir. O zaman 3 saat daha geç batacaktır. E 19 burada battı. 20, 21, 22, 05 burada güneş batar. Bak burada bana buranın yerel saatini sormuyor. Burada bana güneş kaçta batar diyor. O zaman batıda güneş daha geç batar ifadesinden bu bunu almamız lazım dikkat edelim. Şimdi buradan anladığımız her merkezin kendine ait yerel saati var. Ve her merkez derse ki, evet kardeşim ben kendi yerel saatimi kullanmak istiyorum derse o zaman ülkede çok büyük anlamda zaman kargaşası ortaya çıkar. Ve biz bu yerel saat kargaşasını önleyebilmek için, ülkede bir zaman birliği sağlayabilmek için dünyada 24 tane saat dilimi ortaya çıkarmışız. Ve 0 derece Greenwich sevgili arkadaşlar hemen şöyle bak bakarsak 0 derece Greenwich, burası başlangıç boylamıdır. 24. veya 0. saat dilimidir. Greenwich'ten 15 derece doğuya gidersem Greenwich ile aramda 1 saatlik zaman farkı vardır. Burası 1. saat dilimidir. Bir 15 daha doğuya gidiyorum. 30 doğu. 30 çarpı 4 120 dakika yapar. Bu da 2 saat yapar. 2. saat dilimi. Bir 15 daha gittim. 45 doğu. 3. saat dilimidir. Ama Greenwich'ten bir 15 batıya gidersem bir saatlik zaman farkım var ve burası Greenwich'e göre daha geride olduğu için eksi birinci saat dilimidir. Bir 15 daha gitseydim 30 derece batıya giderdim 2 saatlik zaman farkı vardı ve burası eksi ikinci ulusal saat dilimi olurdu. Ve ülkeler kendi ülkeleri üzerinden geçen bu uluslararası saat dilimlerinin merkez boylamlarını ulusal saat olarak kullanır. Ve dikkat et Türkiye 30 derece doğu boylamı ile 45 derece doğu boylamları bizim ülkemiz üzerinden geçer. 30 derece doğu boylamı ikinci ulusal saat dilimidir. 45 derece doğu boylamı üçüncü ulusal saat dilimidir. Biz önceden ne yapıyorduk? Biz önceden kış mevsimine doğru geldiğimizde saatlerimizi bir saat geri alıyorduk. O zaman ikinci ulusal saat dilimini, yerel saatini ulusal saat olarak kullanıyorduk. Yaz ayına doğru geldiğimizde ilkbaharda saatlerimizi bir saat ileri alıyorduk. O zaman da üçüncü ulusal saat diliminde yer alan 45 derece doğu boylamını ulusal ortak saat olarak kullanıyorduk. Şu anda biz ne yaptık bunu kaldırdık ve sadece 45 derece doğu boylamında yer alan Iğdır'ın yerel saatini şu anda ulusal saat olarak kullanmaktayız. Bunu da unutmayalım. Bak buradaki ifadede önemli kısım şu. Şimdi biz o zaman ülke içerisinde Kolunuzdaki saat var ya, şu anda Iğdır'ın yerel saatine göre belirlenmiş saattir. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Iğdır nerede? Türkiye'nin en doğusunda. Şurada Iğdır var. Ve Iğdır'a göre ben belirlediysem. Mesela ben İzmir'deyim diyelim. İzmir'deysem benim yerel saatim ile ulusal saat arasındaki zaman farkı çok fazladır. Ama ben Iğdır'a yakın bir il isem, Erzurum isem mesela, Erzincan isem, yerel saatim ile ulusal saat arasındaki farkım daha azdır. Bunu da unutmayalım. Peki tarih değiştirme çizgisi nedir dersek günün bir gün ileri ya da geri olduğu kısımdır. Ve 180 derece meridyeni esas alınmıştır. 180 derece meridyeni böyledir. Dümdüz gider ama tarih değiştirme çizgisine dikkat edin. Bazı kısımlarda doğuya, bazı kısımlarda batıya doğru hareket etmektedir. Bunun temel sebebi nedir dersek ülke içerisinde üzerindeki gün karışıklığını önlemektir. Bak tarih değiştirme çizgisinin sağ tarafında ki burası batı yarım küredir. Gün bir gün geridir. Ne diyelim mesela? Şöyle diyelim sevgili arkadaşlar. Bugün 04 11 21 tarihi olsun tamam mı? Ve günlerden sevgili arkadaşlar perşembe olsun. Burası perşembe gününü yaşarken tarih değiştirme çizgisinin batı kısmı doğu yarım küredir. Burası ise 05 11 2021 Cuma gününü yaşar. Bu işte günün bir gün ileri ya da geri olduğu kısımdır. Şimdi geldik iki tane sorumuz ve ondan sonra konumuzu bitireceğiz. Diyor ki 5. saat diliminin merkez boylamını bulunuz demiş. Gel buraya. Birinci saat dilimi 15, ikinci saat dilimi 30, üçüncü saat dilimi 45. O zaman bak burada aritmetik anlamda artan bir değer var. Bak sıfır derece başlangıç meridyeni sıfırıncı ulusal saat dilimi. 15 doğuya gidersem 15 derece doğu hemen şöyle geldim birinci ulusal saat dilimi. Bir 15 daha geldim 30 doğu ikinci ulusal saat dilimi. Bir 15 daha geldim 45 doğu ...üçüncü ulusal saat dilimi... ...bir 15 daha geldim 60 doğu... ...dördüncü ulusal saat dilimi... ...bir 15 daha geldim 75 derece doğu... ...beşinci ulusal saat dilimidir. e beşinci saat diliminin... ...merkez boylamı nedir derse... ...75'tir. Peki ben bunu pratik olarak nasıl bulacağım? Kaçıncı saat dilimi diyorsa 15 ile çarp. Beşinci dedi mi? 5 çarpı 15, 75 beş, beş derece doğudur. Ama şunu unutma. Mesela bunu beşinci değil de... ...eksi beşinci saat dilimi deseydi... O zaman gene 15 ile çarpardım. 75 derece doğu değil bu sefer 75 derece batı derdim. Çünkü neyi biliyorum ben? Greenwich'e göre batıya gittiğimiz zaman bu sefer eksi bir, eksi iki, eksi üçüncü saat dilimleri bulduğunuzu biliyoruz. Geldik şimdi diyor ki diğer soru. Dördüncü saat diliminin boylam aralıkları nelerdir? Hemen dördüncü saat diliminin merkez boylamını bulalım. Sevgili arkadaşlar ne yapıyorduk? Dördüncü saat diliminin o dört kısmıyla on beşi çarpıyorduk ve altmış derece. E, dördüncü saat dilimi artıdır. O zaman altmış derece doğudur. Bak şuna dikkat et. Şöyle 60 derece doğuyu çiziyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bu 60 derece doğu 4. saat diliminin tam ortasıdır. Bunlar 15'er 15'er artıyor ya. 7 derece 30 dakikası batısında 7 derece 30 dakikası doğusundadır. Çünkü 15 dereceyi 2'ye böleceğiz tamam mı? Şimdi 7 derece 30 dakika batıya gidiyorum. 60 doğudan 7 derece 30 dakika doğuya gidersem burada 52 derece 30 dakikayı bulurum. 7 derece 30 dakika batıya gidiyorum. O zaman 67 derece 30 dakika yapar sevgili arkadaşlar ve 4. saat diliminin boylam aralıkları budur. Mesela bana der ki burada şöyle bir şey der. Mesela 55 derece doğu boylamı kaçıncı saat dilimi içerisinde yer alır der. Hemen bakıyorum 55 derece tam şu kısımda. O zaman 4. saat dilimindedir. Böyle soruları nasıl yapacağız dersek mesela verdi. 120 7 derece doğu boylamı kaçıncı saat dilimi içerisinde yer alır derse şöyle yap. 107 hangi 15 ile hangi 15 arasında yani 15'in katlarında hangi arasında dersek. Şimdi 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 yapar değil mi? Şimdi 105 derece burada şöyle yapalım. Şuraya tekrar yazalım. 105 derece burada. 120 derece burada. 120'yi de şöyle yapalım. 105 derece dediğim 7. ulusal saat dilimi. 120 derece dediğim 8. ulusal saat dilimidir. Yani bu merkez o zaman 7 ve 8. ulusal saat dilimleri arasında mı? Hangisine daha yakın? 107 mi demişiz? Hemen şuraya şöyle 107 diyorum. 105'e 2 derecelik boylan farkı var. 120'ye 13 derecelik boylan farkı var. Hangisine daha yakınsa o saat dilimi içerisindedir diyoruz ve bu burayı da böyle bitirmiş olduk. Ve geldik sevgili arkadaşlar sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Paralellerin özellikleri ve aralarındaki mesafenin 111 kilometre olmasından yola çıkarak iki merkez arasındaki mesafeyi, meridyen yaylarını, antimeridyen kavramını ve enlem etkisini, boylam kavramlarını ve birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkının 4 dakika olmasından yerel saati hesaplamaları öğrendik diyebiliriz oh. ve karşında beklediğin günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.